İyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Yayınımızın konusu Rojava'ya yönelik saldırılar. Bir yandan saldırılar devam ederken diğer yandan da kara saldırısı için diplomatik temaslar sürüyor. Bugün Tayyip Erdoğan Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı ve bu telefon görüşmesinden sonra bir basın açıklaması yapıldı Ankara'dan ve Türkiye'nin 30 kilometre sınırdan uzaklaştırma konusunda projesinde ısrar ettiği vurgulandı. Tabii onlar başka şekilde formüle ediyorlar. Bunun 2019 Soçi mutabakatının bir gereği olduğu iddia ediliyor Türk tarafından. Nedir ne değildir bu 30 kilometre sınırdan uzaklaştırma konusu ile ne amaçlanıyor? Buna biraz bakacağız ama öbür taraftan 19 Kasım'da başlayan saldırı silsilesi de olduğu gibi devam ediyor. Rojava'da sivil yerleşim yerleri hedef alınıyor. Yine sivil altyapı tesisleri hedef alınıyor. Bu konuya dair bilgiler var. Buna bir bakacağız. Önce ne var ne yok, nerelerde saldırı devam ediliyor. Diğer yandan Demokratik Suriye güçleri Zirgan'da bir SİHA'nın da düşürüldüğünü, saldırı hazırlığındayken düşürüldüğünü duyurdu. Şimdi Aynı İsa ki 2019'da Türk güçleri oraya yaklaşmıştı ama işgal edememişler. Fakat çok önemli bir kavşakta ve sürekli saldırı altında. Kobani, Raqqa, Cizre bölgesinin kavşağı M4 karayolunun hemen üzerinde ve burası sürekli bir gerek havadan gerek karadan da saldırı yapılıyor. Bugün de buraya yönelik saldırıda El Haveci köyünde 61 yaşındaki Salih El Salami isimli bir yurttaş hayatını kaybetti. Kendisi bir Arap aşireti olan Abu Asaf aşiretindedir. Şimdi bu mıntıkadan arkadaşlar 2019'dan bu yana Salih El Salami ile birlikte 28 sivil katledildi, 77 kişi yaralandı. Yani sürekli sivil yerleşim yerleri, köyler özellikle hedef alınıyor ki boşaltılsın, çeteler oraya girsin. Demokratik Suriye güçleri saldırının olduğu, çok yoğun sürekli saldırıların olduğu Hasake'nin Zirgan ilçesinde de Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürüldüğünü duyurdu saat 17 civarında dün. Ve bu SİHA saldırı hazırlığındayken silahlı hava aracı saldırı hazırlığındayken Demokratik Suriye güçlerinin savaşçıları tarafından fark edilerek etkisiz hale getiriliyor bu Demokratik Suriye güçlerinin basın açıklamasında. Şimdi tabii sadece buralarda saldırı yok. Dediğim gibi Şehpa'da yani Tel Rifat ve çevresi, Afrin, Şerava ilçeleri, yine Kobani'nin batısıyla Doğu köyleri, Ayn İsa'nın birçok köyü, Şerava, buralarda saldırılar olduğu gibi devam ediyor. Altyapı tesisleri hedef alınıyor ve işte bir elektrik şebekesi hedef alınmıştı. Daha önce birçok elektrik şebekesi, petrol kuyuları hedef alınmıştı. Yine Anhan'ın geçtiği bir habere göre Saloka köyünde bu da ki Girispi oluyor Tel Abyad mıntıkasında Suriye Tel'e ait bir tesis hedef alınarak kullanılamaz hale geldi. Yani bu da bölgedeki telefon trafiği, telefon iletişim sistemini yok etmek, devre dışı bırakmak anlamına geliyor. 19 Kasım'da başlayan saldırılar olduğu gibi dediğim şekilde devam ediyor ve Demokratik güçler, Suriye güçleri zaten konuya dair sürekli basın açıklamaları yapıyorlar. Ve bugün tabii Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Bu telefon görüşmesinde Ukrayna meselesi de konuşulmuştu. Tayyip Erdoğan 2 gün önce ben pazar günü Putin'le görüşürüm demişti. Bu konuyu konuşurum. İşte bize verdikleri sözleri yerine getiremediler. Tırlarla silah gönderdiler derken Amerika'yı, Avrupa'yı eleştiriyordu. Çünkü öyle anlaşılıyor ki Avrupa'da ve Amerika'dan bir kara saldırısı için istediği şekilde bir izin alamamış. Rusya ile bir mutabakat var gibi bir şeyler pişiriyorlar ama nereye saldıracakları, ne zaman saldıracakları, nasıl saldıracakları konusunda belki henüz bir sonuca varmamışlar. Çünkü Rusya'nın öncelik verdiği bölgeler var, Türkiye'nin öncelik verdiği bölgeler var. Bana sorarsanız şu anda Rusya ile Türkiye arasında Rojava'ya saldırıp saldırmama konusunda çok fazla bir şey yok. Yani bir Rusya'nın çok fazla hayır kesinlikle saldırma gibi bir politikası, bir planı yok. Rusya
Türkiye'nin bir yerlere saldırmasını istiyor. Ama bu saldırıların daha çok Rusya'nın ve rejim güçlerinin olmadığı, onları doğrudan ilgilendirmeyen, işte Amerikalılarla Demokratik Suriye güçlerinin IŞİD'e karşı mücadele ettiği bölgelere yönelik bir saldırı olmasını istiyor. Türkiye ise yani daha açık bir ifadeyle mesela Rusya bu Kamuşlu Amude hattı, yine Zirgan, Ayn İsa bu mıntıkalar yani Cizre bölgesinde daha Derik bölgesi hatta Koçerat bölgesi Rusya buralarda Türkiye'nin buralara saldırmasını belki Türkiye'den daha fazla istiyor. Çünkü bu Rusya'nın elini güçlendirir. Hem Kürtlere karşı hem Türkiye'yi daha fazla kendine bağımlı kılmak için hem Amerika'ya karşı hem de Suriye rejimini zaten artık kırıntısı kalan Suriye rejimini tam bir şubesi haline getirmek için. Ama Türkiye daha çok Kobani, Minbic, Terrafat'a öncelik veriyor. Yani Türkiye'nin şu anki planı daha çok önce Fırat'ın batısını bir işgal etmek, kontrolü almak, daha sonra Fırat'ın doğusuna yönelip ki yani Türkiye çıkıp beylik laflar ediyor ama Amerika'ya rağmen herhangi bir yere, herhangi bir füze bile atacak durumda değil. Çok baskı uygulayarak, işte sürekli konuyu gündeme getirerek Amerika'dan daha fazla taviz koparmak istiyor ve siz teröre destek veriyorsunuz diyor. Amerika'da izin veriyor, havadan saldır diyor, şuraya saldır, buraya saldır diyor. Nitekim 19 Kasım saldırısı Amerika'nın da onayı ve desteğiyle oldu. Yoksa hava sahası açılmazsa Türkiye oraya saldırabilir mi? Elbette ki saldıramaz. Şimdi bir kara saldırısı için Türkiye hazırlık yapıyor. Bazı yorumlara göre işte bu kara saldırısı şu anda masa dışına itilmiş durumda. Yani masada değil çünkü Almanya karşı çıktı, Fransa karşı çıktı, Amerika karşı çıktı, Rusya işte karşı çıkmış gibi yapıyor. Ama Rusya az evvel söylediğim sebeplerden dolayı Türkiye'nin saldırısını istiyor. Fakat Minbic Terrafat hattı belki Rusya oraya öncelik vermez. Çünkü Türkiye için oralar öncelikken Rusya için ve kısmen de İran için öncelik değil. Rusya Türkiye'ye sen git diğer yerlere saldır. Amerikalıların olduğu yere saldır diyor. Ama Türkiye Kobani'ye önce saldırmak istiyor ve daha evvelki birçok yayınımızda söyledik. Kobani ile Minbic arasındaki güzergaha saldırı yapmak, orada bir koridor oluşturmak istiyor. Yani doğrudan Kobani şehir merkezine olmasa da karadan bu Fırat suyu kıyısından Karakoza Köprüsü'ne M4 karayoluna kadar gitmek ve orada konumlandırmak, sonra aşağıdan dönüp Ayn İsa'ya kadar gelip işte Kobani'yi bu şekilde kuşatmak istiyor. Türkiye'nin şu anki planlarından belki bir numaralı planı budur. Tabii bu planını gerçekleştirdikten sonra gerçekleştirebilirse eğer tabii. Ondan sonra Minbic'e saldırmak, Terrafat'a da şu anda saldırı yapmak istiyor. Terrafat Şehba'da biliyorsunuz ve şu anda Suriye rejimi 10 gündür belki de 2 haftadır oraya çok ağır insanlık dışı bir ambargo uyguluyor. Ekmek, su, elektrik, işte gıda, temel gıda maddeleri, ilaç vesaire hiçbir şeyin oraya gitmesini istemiyor. Halep'ten gidiyor çünkü Halep'le Şehba arası arabayla 10 dakikalık bir mesafe ve orada bu yol Suriye rejiminin denetiminde. Dolayısıyla Suriye rejimiyle Türkiye bunu direkt veya en direkt koordineli bir şekilde planlıyorlar olabilir. Türkiye ise Rusya'ya diyor ki ben buralara saldırayım zaten daha sonra rejimle barışacağım. Şu anda barışmanın altyapısı hazırlanıyor. Bunu sadece Esad yönetimine devredeceğim diyor. Türkiye bunu diyerek işte Rusya'yı ikna etmek istiyor ve Suriye rejimini de ikna etmek istiyor ama Suriye rejiminin çok fazla yapacağı bir şey yok, karşı çıkıyoruz diyorlar. Türkiye önce işgal edilen bölgelerden çıksın diyorlar fakat esas söz artık Rusya'da, Suriye rejimi çok fazla bir şey yapamıyor. Şimdi Türkiye bugün Tayyip Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra Türkiye tarafından bir açıklama yapıldı ve ne denildi? Soçi mutabakatına dikkat çekildi. Soçi mutabakatı 2019'da Tel Abyad ve Giresun'a yönelik saldırılardan sonra imzalanan, Soçi'de imzalanan bir mutabakat. Rusya ile Türkiye bu mutabakatı imzalamış. Rojava Özerk Yönetimi bu mutabakatın bir tarafı değil ve bu mutabakata göre ne olacak? İşte Demokratik Suriye güçleri, YPG, YPJ, oradaki asayiş yani kim varsa sınırdan 30 kilometre uzaklaşacak. Bu neyin işareti? Bu bölgede Kürtsüzleştirilmiş bir alan oluşturmanın işareti. Yani başka bir ifadeyle Kürtler teslim olsun,
çöllere gitsin, oralarda yaşasın. Kendi evinde, barkında, kendi ülkesinde, yurdunda yaşamasın. Türkiye'nin şu anda dayattığı ve asla olmayacak plan budur. Tayyip Erdoğan diyor ki, daha önce demişti 2019'da Birleşmiş Milletler'den bir harita çıkarmıştı. Siz o haritayı hatırlıyorsunuz. Sarı bir şey. İşte Kürtler oradan 30 kilometre aşağıya gitsin. O zaman bizim sorunumuz yok. O zaman bizim sorunumuz olmaz demişti. Çünkü niye o zaman Türkiye sınırından uzaklaşmış olurlar? Yani sınır hattında, sınırın Suriye tarafıyla Türkiye tarafında yan yana komşu olan, aynı zamanda akrabalık olan, aynı ailede olan, aynı kültürden gelen, aynı aşiretlerden gelen insanlar 30 kilometre birbirinden uzaklaşsın. Oralara Türkmenler, cihadistler, çeteler, IŞİD'çiler falan yerleştirilir. Türkiye şu anda istediği budur. Tamam YPG, YPJ falan diyor ama esas mesele Kürtsüzleştirilmiş bir alan oluşturmak. Bu 1970'lerde Baas rejiminin Suriye'de oluşturmak istediği Arap kemberinden daha beter, daha tehlikeli, daha sinsi, daha soykırımcı bir plandır. Türkiye'nin şu anda istediği budur. Eğer bu olmazsa saldıracağım diyor. Dolayısıyla da Demokratik Suriye güçleri, oradaki üzerk yönetim buna karşı ne diyor? Diyorlar ki biz burada sınır hattında Türkiye'ye herhangi bir engel, herhangi bir tehlike teşkil etmiyoruz. Ve bir eylemimiz de olmamış. Uluslararası gizlemciler gelsin. İşte en son İstanbul patlaması oldu. Bağımsız bir heyet istendi. Yine işte Cerablus'un karşısında Karkamış'a saldırı oldu. Reddedildi Rojava tarafından. Bir bağımsız bir heyet gelsin istendi. Dolayısıyla Türkiye bahane ediyor. Orada bir Kürt statüsü oluşturulsun istemiyor. Tayyip Erdoğan ne demişti? Bu alanlar demişti. Bu coğrafya Kürtlerin yaşam alanlarına uygun değil demişti. Yani çıkıp ben Kürtleri soykırıma uğratacağım. Ta bilmem Arabistan çöllerine, Suriye çöllerine göndereceğim. Oralarda ne yapıyorlarsa yapsınlar demeyeceğine göre buralar Kürtlerin yaşam tarzına uygun değil. Sanki Kürtler bin yıllardır burada yaşamıyormuş gibi. Dolayısıyla herkes bu planın ne olduğunu farkında ama bu kabul edilecek, Rojava Özerk Yönetimi tarafından kabul edilen bir plan değil ve bu plan da hayata geçirilmedikçe Türkiye tarafı da, Türkiye devleti de ben saldıracağım diyor. Dolayısıyla bir saldırı planı şu anda devrede. Bu karadan saldırı planından bahsediyoruz. Havadan ve sınır hattından bombardıman zaten devam ediyor. Bu karadan saldırı planı belki şu anda biraz ötelenmiş olsa da bazı sebeplerden dolayı, ki bu sebepleri önceki yayınlarımızda bahsetmiştik, değinmiştik. Ama bu saldırı sürekli gündemdedir ve Türkiye seçimlere gitmeden önce Haziran veya Mayıs ayında 2023'te bir saldırı planı devreye koyacaktır. Bu yakın bir zamanda da olacaktır. Öyle anlaşılıyor ki Ocak ayında da olabilir. Bunun için net bir tarih bilmek mümkün değil. Ama saldırı yarın olacakmış gibi bir hava var. Rojava tarafından da bir hazırlık var. Bir cevap verme kararlılığı, karşı durma, direnme kararlılığı var. Bunu zaten herkes takip ediyor. Dolayısıyla da şu anda Türkiye'nin planlarını, Türkiye'nin bu saldırı konseptinden, Türkiye'nin bu soykırımcı konseptinden vazgeçtiğini gösteren hiçbir emare, hiçbir işaret yok. Tehlike olduğu gibi devam ediyor. Rusya ise Türkiye ile başka meselelerden dolayı yürüttüğü çıkar ilişkisi, çıkar anlaşmaları gereği Türkiye'yi teşvik ediyor. Türkiye'yi oraya kışkırtıyor ve Türkiye'de zaten saldırmaya, işgal etmeye, katliam yapmaya hazırdır. Dolayısıyla da şu anda Rusya ile Türkiye, başta da söylediğim gibi, bir plan üzerinde çalışıyorlar. Bu plana da Amerika ve diğer NATO üyeleri, Avrupa ülkeleri ne kadar dahil olurlar, nereye kadar Türkiye'ye izin verirler, nasıl bir izin verirler, bunu da önümüzdeki günlerde öyle anlaşılıyor ki daha net bir şekilde görmüş olacağız. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.